Ben Akdeniz Camişerif Mahalle Muhtarı Derin Günüç. Bizler için çok önem kaydeden, halka hizmet verdiğimiz bir ofiste çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Ali Gülgen, Mersin İli Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Bu aynı yardımlar bizim muhtarlıkta kullandığımız telefonlarımız, elektriğimiz, internetimiz ve su paramızdır. Biliyorsunuz bunları biz kendi cebimizden ödüyorduk. Bu pandemi sürecinde de inanın çok zorluklar çektik bu yüzden. Onun için bu bize 400 lira çok değerli bir paradır bizim giderlerimiz için. Ben Akdeniz'e bağlı Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkaz. 2 aylık benim fatura. Şu anda 800 liraya yakın fatura gelmiş, elektrik fatura sadece. Bu Türkiye'de 8 ilden bir tanesi Mersin'de ilk olarak Sayın Mustafa Gürtak muhtara yaptığı desteği için teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. Bizler zaten aldığımız 2200 lira bir ödenekle muhtarlığımızdaki bulunan elektrik, su, telefon, kırtasiye giderleri bunu karşılıyordu. Biz muhtarlar olarak hiçbir şeyi gözetlemeden mahalle sakinleri adına gönüllü olarak biz bu işi yapmaktayız. Ben Habib Aksın, Mersin İli Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle Muhtarıyım. Şu gördüğünüz faturaları ay ay cebimizden, her ay cebimizden ödüyorduk. Ha bu bir gönül işidir, tamam. Fakat Akdeniz Belediye Başkanımın ve ekibinin bizlere bu 400 liralık takviye ile biz de biraz nefes alıyoruz. Cumhurbaşkanımız muhtarları çok önemsiyor. Ben de çok önemsiyorum. Evet. Muhtarların partisi yok, maddi güçleri yok. Yiğit yürekleriyle, kadınlarıyla, erkekleriyle ortaya çık mahallede ben muhtar olmak istiyorum diyorlar. Ve gece gündüz çalışıp insanlara kendilerini anlatıyorlar. Ve sonra da seçildikten sonra da bir 5 yıl boyunca da belki 24 saat telefonlarına bakarak tüm insanların cenazesinden tutun, hastanesinden tutun, kendilerini ilgilendirmeyen birçok konuda bile muhtarlar büyük hizmetler veriyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanımız onların maaşları, sigortaları ve bağkurlarıyla ilgili çok büyük yatırımlar yaptı bizim hükümetimiz. Ben de dedim ki bölgemizdeki muhtarların zaten maddi sıkıntıları var. Oturdukları alanları biz revize ediyoruz ama hala sıkıntıları var. Fatura karşılığında en fazla 400 liraya geçmemek kaydıyla telefon, su, elektrik, internet vesaire gibi birçok harcamalarını içeren faturalarını bundan sonra Ekim ayından itibaren muhtarlarımız Akdeniz Belediyesi Muhtarlık Müdürlüğü'ne getirecekler ve bu paralarını ödemeyecekler. Yani az bir rakam gibi gözükse de muhtarlarımızı memnun edeceğini düşünüyorum.